Evet başkanım, az önce de sohbette de konuştuk. Göreve başladınız, zor bir dönemde aslında görev aldınız. Belediyenin kazanılamadığı bir dönemde göreve başladınız. Bu anlamda bunun zorluklarını yaşıyor musunuz? Hem seçim sonuçlarında aslında belki çok geç kalan bir değerlendirme olacak ama az önce de dediğiniz gibi yani buradan bir ders çıkarttık mı, verilen mesajı aldık mı, ne yapıyoruz bunun üzerine? Çalışmalar olarak vatandaşlarımızla birebir tabii görüşüyoruz, sahadasınız, bizzat biz de takip ediyoruz. Bu konuda neler söylersiniz başkanım? Şimdi arkadaşlar tabii 2019 yerel seçimlerinde bir bağımsız belediye başkanı olarak Adil Bayındır Başkan seçildi. Biz geldiğimizden beri hep şunu söyledik, halkın tercihi bizim başımızın üzerindedir. Halk böyle tercih etmişse biz buna saygı duyarız. Ve belediye başkanımızla alakalı da hükümet kanadıyla özellikle kendimin temsil ettiği kanat istişareli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İstişaremiz hiç kesilmedi kendisiyle. Tabii biz bundan kendimize düşen payı, bize verilen mesajı en iyi şekilde aldık. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizim hedefimiz 2023 seçimlerinden sonra 2024'te de tekrar AK Parti belediyeciliğini Beyşehir'e kazandırmaktır. Ve bununla alakalı da ciddi şekilde teşkilatın bütün kademeleri, kadın kolları, genç kolları başkanlığıyla birlikte sürekli sahadayız. Seçimlerle alakalı çalışmalarımız mevcut. Biz 2024'te AK Partili belediyeciliği tekrar geri alacağımızdan zerrece de bir şüphemiz yoktur. Evet başkanım, peki Beyşehir Belediyesi'nin sizde değil, hizmetlerinden memnun musunuz? Halktaki karşılığı nedir? Siz nasıl görüyorsunuz AK Parti olarak? Siz de takip ediyorsunuz. Bu konuda eleştirdiğiniz, olma bulduğunuz şeyler var mı ya da olumsuz bulduğunuz şeyler var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşlar, Beyşehir Belediye Başkanımız tabii kendisi de hem adil başkan ve daha önceki belediye başkanlarımız Beyşehir'e hizmet noktasında ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Ben kendilerine de buradan teşekkür ediyorum geçmiş dönem belediye başkanlarımıza. Adil başkanımızla kendi çerçevesince illaki çalışıyor, çalışmıyor diyemem bununla alakalı. Tabii bize göre yeterli olup yeterli olmadığı noktaları var mıdır? Vardır ama siyaseten Beyşehir'in geleceği için bugün bu konuları tartışmanın çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Siyaset zamanı, seçim zamanı yapılacağını düşünüyorum. Bize düşen görev şu an bağımsız belediye başkanı olsa şahsın ve teşkilatın meclis üyelerinde birlikte bugüne kadar Beyşehir'in menfaati olan hiçbir konuda biz adımımızı tereddüt atmadan attık. Beyşehir Belediye Başkanımıza desteğimizi verdik. Kendisi de sağ olsun konuşmalarında hep bunu dile getirmiştir. Beyşehir bizim için siyaset üstüdür ve Beyşehir menfaati söz konusu olduktan sonra biz parti, şahıs, kişi, kimlik ayırt etmeksizin çalışmaya devam ederiz. Dediğim gibi siyaset seçim zamanı yapılmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle biz desteğimizi veriyoruz. Desteğimizi vermekten de bugüne kadar hiç itina etmedik. Adil Başkanımızla genellikle konuşmalarında bunu defaatle söylemiştir. Desteğimizi aldığını, destek verildiğini söylemiştir. Hem Büyükşehir kanadımızdan hem siyasi olarak AK Parti grubundan sürekli Beyşehir'in menfaati doğrultusunda desteğimizi vermeye de devam edeceğiz.